Bilim şenliğinde öğrenciler yaptıkları teknolojik aletleri sergiledi. Görme engelli bireylerin önündeki engel olan uzakta devam mı kulağına buradan kulaklık yardımıyla aktarıyor. Aydın'da İl Milli Eğitim Müdürlüğü'nün düzenlediği bilim şenliğine 75 okul, 200 öğretmen ve 3000 öğrenci katıldı. Şenlikte geçen yıl Çin'den ve Amerika'dan derece ile bu yılda Kanada'dan girişimcilik ödülüyle dönen Octopus takımının masası büyük ilgi gördü. Asansör sistemi iki katmanlı olarak çalışıyor ve intake sistemi topu ve diski alabilen sistem bu. Geleceğin mucit adayları açtıkları masalarda birbirinden ilginç projeleri sergiledi. Pamuğun çok verimli kullanılmayan atık kısımlarını saplarını ve çekirdeğini küspeyi kullanarak yalıtım malzemesi yaptık, kompozit. Bu senenin konusuysa Into Orbit'ti. Onunla ilgili bir çalışmamız var. Biz de yarıştık. 36 takım arasından ikinci olduk. Burada gördüğünüz kodlar sayesinde bu robot istediğiniz gibi gidebilir. Terlik projemiz var. Hiç örneği olmayan şöyle geceleri bu geceleri kalktığımızda tuvalete giderken benim yaptığım Bluetooth modülle çalışan bir araba. Bilim şenliğinde anaokulundan liseye kadar pek çok öğrenci bilim ve teknoloji alanındaki yeteneklerini gözler önüne serdi.